Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Beğeneceğinizi umduğum bu güzel çantayı anlatacağım videoda. Az önce çekimini tamamladım. Her şeyi ayrıntılarıyla anlattım. Motif halinde şu pilesi olmadanki hali 49 santim. Biraz ütüyle açıldı. 50-51 santim kadar oldu. Yüksekliği 30 santim. Şimdi 31-32 santim kadar oldu. Şu ek yerleri de tabii ki bir hacim kazandırdığı için. Şimdi şöyle içini de göstereyim. Bayağı derin. İçinde kanvas parçası olan ve çantaya şekil veriyor. Tabanını ortaya çıkartıyor. Gayet güzel bir çanta oldu. Şimdi bu aparatların daha genişleri var. İsterseniz ondan da kullanabilirsiniz. Ağız kısmı daha geniş olur. Plaj çantası olarak da harika bir çanta örmüş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Hemen ip bilgilerini göstereyim. Dört milim tığ kullanıyorum. 22 santim çanta aparatı. İstediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz. Tam 22 santim. Ve şöyle bir zincir aldım. Çanta için. Çapraz kullanabilmek için bunu da takabiliriz. Bu motiflerden 34 adet çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Daha açık tonları kullanıyorum. Daha iyi gözükmesi açısından. Şöyle sihirli halka içine 2 zincir, 2 çiçek görünümünü çalışıyoruz. 8 adet çalışacağız. Araya 2 zincir, bir kere bekletiyorum. Bir trabzan daha. İkisini birden topluyorum. Gene araya 2 zincir, trabzanın birini bir kere alıyorum, bekletiyorum. Diğerini sonra topluyorum. 2 zincir, iki zincir, bekletiyorum. Diğer trabzan ve ikisini birden alıyorum. Bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çiçek ördükten sonra 2 zincir başladığım noktaya bağlıyorum. Sıkılaştırıp koparıyorum. Diğer ipi şöyle sıkıştırıyorum. Herhangi bir boşluktan bağlıyorum. 2 zincir, aynı boşluğun içine bu sefer 3 trabzan çalışacağız. Çektiğim zincirle birlikte 3 ve topluyorum. Burası köşe olacağı için 2 zincir. Şöyle. Buralarda birer zincir olacak. Gene aynı köşeye diğer 3 trabzanı örüyorum. 2, 3 yarım trabzan ve üçünü birden topluyorum. Şimdi bir zincir.
Diğer boşluğa gene 3 yarım trabzan. Topluyorum. Bir zincir. İki, üç yarım trabzan ve üçünü birden topluyorum. Burası köşe, iki zincir. Bir zincir, bir zincir. Şimdi bir zincir daha yapıyorum ve gene üç yarım trabzan. Topluyorum. Köşe 1, 2, 3 tek trabzan. Şimdi diğer köşedeyim. 2 zincir. Gene 3 yarım trabzan. Topluyorum. İkinci köşeyi de ördüm. Şimdi bir zincir. Diğer boşluğa 3'ünü birden topluyorum. Bir zincir aynı boşluğa. Bir zincir. 1, 2, 3 tane olacak. Diğer boşluğa. Şimdi köşeyi yapıyoruz. 2 zincir. Şimdi bir zincir. Her boşluğa 2 kere 3 trabzan örüyoruz. Bir zincir. Yine aynı boşluğa. Bir, iki, üç oldu. Diğer boşluğa. Şimdi son köşeyi örüyorum. Bir zincir. Bir zincir. Topluyorum. Bir zincir. Başladığım noktada sırayı bitiriyorum. Köşelerde 2 zincir, aralarda bir zincir olmak üzere sıra tamamlanıyor. Koyu pudra rengini kullanıyorum şimdi. Burada köşeler için 2 zincir çekmiştik. Bir tanesine ipi bağlıyorum. Herhangi bir boşluktan da başlayabilirsiniz. Anlatımı kolay olsun diye bu şekilde gösteriyorum. Şimdi yarım trabzan örüp sonra hepsini topluyorduk ama bu sırada trabzanları tek tek örüyoruz. 3 zincir, sonrasında 2 trabzan daha ve bir zincir. Köşede olduğu için bir zincir çekiyorum. 3 trabzan daha. Şimdi diğer boşluğa. Burada yarım trabzan örüyorum. Doluyorum.
aynı boşluğa biraz kısalttım trabzanı. Bir düzlük sağlaması açısından kenar yapıyoruz. Şimdi kenar oluşturuyoruz çünkü. Bir dahakine de sık iğne. Bir, iyice kısalttık. İki, üç. İkili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne. Şimdi tekrar doluyorum ve yarım trabzan örüyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan. Şimdi köşedeyim. 2 zincir çektiğim yerdeyim. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Şimdi yarım trabzan. Şimdi bu kenarı örüyoruz. Şimdi sık iğne. 3 tane. Ve gene 3 tane yarım trabzan. Köşedeyim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan ve örgü aynen devam ediyor. Diğer iki kenarı da bu iki kenarı ördüğümüz gibi örüyoruz. Yarım. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bu yarım trabzan. Sık iğne. Bir, iki, üç. Şimdi gene yarım. Köşedeyim. Son köşe. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Yarım trabzan. Şimdi sık iğne. 3. Şimdi yarım trabzan gene. Ve başladığım noktaya bağlıyorum. Şimdi kenar sık iğneyi örüyoruz. Bu kenar sık iğnede kullandığım ip hiç değişmedi. Hep aynı renk ipi kullandım. Herhangi bir ilmekten ipi bağladım ve aynı ilmeğin içine bir sık iğne ve her ilmeğe bir sık iğne. İpi de arkadan yürütüyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşeye iki tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki. Bu birleştirmelerde
İlk ördüğüm sık iğne bu kenara, sonra ördüğüm sık iğne diğer kenarın ilmeği olarak düşünüyoruz. Birleştirirken de köşedeki en yakın sık iğne ile birleştiriyoruz. Sonra diğer kenarı yaparken de diğer ilmekle birleştiriyoruz. Her ilmeğe bir sık iğne ve köşelere bir zincir çekiyoruz ve sık iğne sırasında tamamlıyoruz. Motif bitti. 8 tane çiçek yaparak başlamıştık. İkili trabzanlar yaptık ama bekleterek, toplayarak ördük. Sonra her bir boşluğa bu sefer üçlü trabzanlar fakat ikişer grup halinde. Yani bir boşluğa iki kere üçlü grup trabzan örerek gene 8 tane. İkili ikili sayarsak gene 8 tane. Sonrasında köşelere trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne örerek tamamladık. Son sık iğneyi de örerken şu köşelere iki kere battık ve bütün ilmekleri bir kere. Şuradaki iki sık iğnenin biri bu kenara, biri bu kenara ait demiştik. O sık iğneden diğer köşedeki sık iğneye kadar 17 ilmek oluştu. Evet, bu şekilde 3 sıra ve 10'ar tane motif. Şöyle göstereyim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamı 30 adet. Bu şekilde istediğiniz renklerle, istediğiniz gibi bir araya getirerek renkleri 10 motif, 10 motif, 10 motif. Bunları düz bir yerde renkleri zevkinize göre bir araya getirin. Sonra hiç o düzeni bozmadan motifleri tek tek alarak mesela şuradan şöyle birleştirmeye başlayın. İlk sıra bittikten sonra 20 motif birbirine birleşmiş olacak. Ama tabii ki bir de dikine birleştirmemiz gerekiyor. Sonra tekrar gelirsiniz diğer 10 taneyi gene birleştirerek bu 30 motifi bir araya getirirsiniz. Sonrasında dikine olan yerlerden gene birleştirme yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Şimdi buradaki birleştirmeyi gene burada ördüğüm farklı renkle, yani bu rengi motiflerde pek kullanmadım. Sadece sık iğnelerde ve şimdi göstereceğim birleştirmelerde kullandım. Burada boşluğa 2 sık iğne örmüştük. Bu 2 sık iğnenin şu sıraya bakan ve gene tam karşısındaki 2 sık iğnenin şöyle arka kanadına batarak örüyorum. İp bu şekilde duracak elinizde. Bir bu sıranın bir diğer motifin ilmeğine batarak içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir bu taraftaki motiflerin ilmeğinden bir buradan ilmek kaydırıyorum. İlmek atlamadan her ilmeğe batarak
ilmeği kaydırıyorum. Şurada bütün olarak bu şekilde zincir gibi duran ilmeğin içine bakan şu kanadına batıyoruz. Sonra diğerine. Bakın gayet güzel bir birleştirme oluyor. ve 30 motif birbirine birleşirken, yani uzunlamasını ördüğünüzde gene bu şekilde, bu teknikle birleştiriyorsunuz. Devam ediyorum. Motifin şu bitiminde her iki zincire de ilmeğe battıktan sonra şu köşe, iki tane sık iğne var. Birini burayı birleştirirken ördük, battım. Birini de burayı birleştirirken battım şurada. Şimdi arada bir boşluk olmaması için, bir de motif büzmemesi için diğer motife geçerken şu arada birleştirdiğimiz yerlere de bir ekleme yapıyoruz. Şuraya da batıyorum. Şöyle bir örgü daha yapıyoruz. Çünkü hemen buraya geçersek diğer motiflere, şurası kısa kalır ve motifler birbirinin içine girer. Onu rahatlatmak için şu köşeyi, buradaki yaptığımız birleştirme örgüsüne de birer kere batıyorum. Sonra şu köşedeki ilk sık iğneyi ördüm. Şimdi ikinci sık iğneye batıyorum. Burada da gene ikinci sık iğneye batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Ve ilmeklere tekrar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Köşeyi birleştirdiğimiz yerlerden fazladan bir kere daha bir ilmek örüyoruz. Onu o şekilde çalışmazsak motifler büzüşüyor, çok güzel durmuyor. Ama o arada ek yerlerine battığımız bir ilmek rahatlatıyor. Şimdi gene şuradaki tam köşedeyim, ek yerinde bir daha yapalım aynı örgüyü. Köşe bir sık iğne bu taraftan eklendi. Buradan da bir sık iğne eklendi. Şimdi diğer köşedeki diğer sık iğneyi ekliyorum. Bütün motifin ilmeklerine batarak ördüm, yani ekledim. Şimdi burada tam karşı karşıya gelen ek yerleri var. Buraya örüyoruz gene. Burayı atlarsak örmeden olmuyor. Dediğim gibi motifler birbirine giriyor. Ek yerine batıyorum, ek yerine batıyorum ve yürütüyorum. Burayı rahatlatmış oluyoruz. Gene diğer motiflerin şu köşedeki ilmekleriyle birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde gayet güzel bir birleştirme oluyor. Hiç köşeler motifleri buralarda bir araya getirmiyor. Bir rahatlık sağlıyor ve
köşeler açık duruyor. Bu şekilde 30 motifi 3 sıra halinde birleştirmiş oldum. Bu son ördüğüm motif de dahil olmak üzere şurada 4 tane motifi çantanın tabanına çalışacağım. Şimdi aynı burada birleştirdiğim gibi motifleri şöyle düşünün. Bunlar yanlara bakan motifler. Önde 4 tane motif var. Bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle. Aynı az önce yaptığımız gibi 1, 2, 3 ve 4. motifi de yerleştirdikten sonra 34 motifle çantanın örgüsünü tamamlamış oluyorum. Motifleri bu şekilde yerleştirdim. Şimdi köşedeki sık iğne, şu tarafa bakan sık iğneleri aynen demin yaptığım gibi birbiriyle birleştirerek şu 4 motifi şu sıraya ekliyorum. Köşedeki buraya en yakın ilmeğe sonra buradaki şu köşedeki buradaki ilmeğe bağlıyorum. Önce şöyle bir sıkılaştırıyorum. Sonra yanındaki ilmeklere tek tek batarak tamamı şu şekilde gözüküyor. Biz hep bir arkadaki kanadına batıyoruz. Sonrasında şu kenarda diğer kenara birleşecek ve dikine de birleştirmeler yapacağız. Şimdi diğer motifi şunu alalım. Köşenin şuradaki bize uzak olan tarafını alıyorum. Burada da öyle. Köşedeki iki sık iğnenin buraya yakın olanını alıp kaydırıyorum. Sonra gene sırasıyla ilmeklere batıyorum. Tabandaki 4 motifi iki kenara bu şekilde birleştirdim ve yan. Yani bir motifi hem bu kenara hem buraya ve hem bu kenara birleştirdim. Şimdi aralardaki şu boşlukları da ipi takıp şuraya kadar örerek tamamlayacağım. Yalnız kenarları ördüğüm, yani motif kenarlarını ördüğüm ip bitti. Mecburen başka bir ip kullanacağım.
Şöyle ortaya bağlıyorum. Sonra şu köşedeki örülmemiş olan sık iğneyi alıyorum. Sonra buradaki ortadaki sık iğneyi alıyorum, kaydırıyorum. Aynı birleştirmeyi eklemeyi burada da çalışıyorum. Evet, motifleri birleştirdim. Hemen bir ölçü vereyim. Gerçi örgünün başında bu ölçüleri söyleyeceğim. Şöyle örgüyü pile yapmadan açık haldeyken bir göstermek istiyorum. 49 santim. Yüksekliği şurası taban. E 29 buçuk. Şimdi bir sırada sık iğne geçeceğiz. Şöyle bırakırsak 30 santim. Geniş bir çanta oldu. Şöyle şu orta, şu iki motif, şunu tutup bu şekilde ortada birleştireceğim ve bir pile oluşacak. Aynı pileyi diğer tarafa da yapacağız. Bunu sabitlemek için her iki pileyi de bir sık iğne geçeceğim. Şunu kıvrık halinde bir sık iğne geçeceğim. Sabitlensin pileler. Sonra metal aparata buradaki deliklere iğne iplik yardımıyla birleştireceğiz. Şuradaki ekleme yerine, ortadaki ekleme yerine şöyle bir birleştiriyorum. Sonra aynı yere bir sık iğne. Şunu ve şunu. Yani 1, 2, 3 kat örgü var. Şöyle örüyorum. İsterseniz bunu bir örgüden sonra bırakın örmeyi. Sadece iki tanesini örsek yeterli. Kalınlaştırmadan örgüyü. Şurada tutturmuş olduk zaten. Sabitlendi pile. Şimdi sadece iki örgü üzerine sık iğnesini örüyorum. Belki başka teknikleri de vardır. Ben bu şekilde ördüğüm için gene aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi tek örgü sabitledik pileyi. Tek örgü örerek diğer taraftaki pileye kadar örüyorum. Pilenin bir tanesini sabitledik. Örgüyü bitirirken bunu da buraya getireceğiz. Sık iğnelerle arka kısma geçtim. Şimdi şurası ortası. Çeviriyorum. Orta burası. Bu motifi buraya birleştireceğim. Fakat burayı da örerken yarım ördüm. Şöyle birkaç tane daha sökeyim. Şimdi şurayla birlikte şurada tutturacağım. Gene şu iki parçayı, bu parçayı şuraya birleştireceğim.
En son üçün şöyle üçünü birden birleştireceğim. Bu da örgüyü kalınlaştırmamak için. Ama buradan itibaren de şu üç parçayı da birlikte örebilirsiniz. Ama şurada tutturmuş olmak yeterli oluyor bence. O yüzden ben diğer tarafı ördüğüm gibi iki parçayı örüyorum. Sık iğne. Yoksa şu üç parçayı da üst üste örebiliriz. Şimdi üçünü birden alıyorum. Hem bunu hem bunu. Ve ortadayım. Gene tam ortaya bakın. Tam ortaya. Bir sık iğne. Burayı da sabitledik. Bu pileyi de. Şimdi karşılığını alıyorum. Ortaya ek yerine batıyorum. Tekrar ortadaki ek yerine batıyorum. İlmek kaydırarak birbirine tutturuyorum pileyi. Şimdi gene 3 kat olarak bir sık iğne örüyorum. Şimdi gerek yok artık. Bunu da ördükten sonra 2-3 yerinden tutturduktan sonra ortadaki şurayı artık sadece bu ve arkadaki örgüyü örerek sık iğnelerle devam ediyorum. Burada pile oluştu. Sık iğnelerle şurada bunu da buraya tam karşılığını da sabitledikten sonra pileyi de bitiriyoruz. Ortadaki şu sık iğnenin üzerine ördükten sonra gene karşısında sık iğneye de örüyoruz. Şu ek yerine batmadan örüyoruz. Şuralara batarsak ağız kısmı biraz daha geniş olur. Sadece motiflerin üzerindeki ilmekleri sık iğne örüyoruz ki ağız kısmı biraz daha kapalı olsun. Yani ilmek sayısı az olması gerekiyor. Şu ek kısımlarına hiç ilmek yapmıyoruz, hiç batmıyoruz. Şuradan başlamıştık. İlk pileyi sabitledik. Şimdi bunu buraya getiriyoruz. Yarısına kadar geldim sık iğnelerle. Şimdi bir ilmek daha örersem tamam olacak. Şöyle tam ortaya, yani ek yerlerine üst üste koyuyorum ve iki parçayı ekliyorum. Burada
üçüncü parçayı alıyorum. Yani ortadaki pirenin yarım parçasını alıyorum. Ucuna ekliyorum ki sabitlensin. Şimdi şu ortada, şu ortayı birleştiriyorum. İlmek kaydırarak bu şekilde sabitliyorum. İki tarafta görüldüğü gibi pile oldu ve ağız bir hayli daraldı. Bu şekilde delikleriyle ilmekleri birbirine dikerek çantaya son şeklini veriyoruz. Aparatın tam ortasında şöyle bir delik var. Şu çantanın yarısı. Tam ortasından oraya bir iple sabitledim. Gene tam ortaya, motifin ortasına bir ip geçirdim. Ve şuraya bağlıyorum. Buradaki ilmekleri çantanın bu tarafına, arka kısımdaki ilmekleri çantanın arka kısmındaki deliklere tam eşit gelecek şekilde dikmeye başlıyorum. İğneye hemen bir ip geçiriyorum. Aynı ilmeğin içerisinden iğneyi geçiriyorum. Artık buna gerek kalmadı. Sıkıştırıyorum bir kere daha. Şimdi diğer ilmeğe ve sırayla her ilmeği iki kere geçiriyorum delikten ki sağlam olsun. Şimdi yanındakine ve yanındaki deliğe bu şekilde muntazam dikiyoruz. Sabitlemek için, yani sağlam olması için bir kere daha her ilmeği iki kere dikmiş oluyoruz. Sonra diğer deliğe ve yanındaki ilmeğe, sonra gene bir kere daha, yani sonra diğer deliğe, diğer ilmeğe gene aynı şekilde bir kere daha diğer deliğe, diğer ilmeğe bir kere daha
diğer deliğe, diğer ilmeğe, şöyle göstereyim. Şurası orta ve tam ortaya denk geldi. Her ilmeğe ve her deliğe iki kere doluyoruz ki sağlam olsun. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Diğer deliğe ve yanındaki ilmeğe bir kere daha aynı deliğe ve aynı ilmeğe, sonra yanındaki ve yanındaki ilmeğe yine diyoruz, aynı deliğe, aynı ilmeğe, sonra bir sonrakine, bir sonraki ilmeğe, bu şekilde güzel bir dikişle birleştiriyoruz. Bir tarafı sabitlendi. Gayet güzel oldu. Şurası taban kısmı. Şimdi aynı dikişi buraya da yapıyoruz. Tam ortadan aynı deliğe bir kere daha batacağız ve aynı dikişleri her bir deliğe bir ilmek ve iki kere dikerek, şurası ortası, aynı dikişi buraya da yapıyoruz. Evet, bu şekilde çantayı tamamlamış oldum. Zincirini de taktım. İsterseniz sapını tek kullanabilirsiniz, isterseniz zincirini takıp çapraz olarak da kullanabilirsiniz. Bir de ben genelde çantalarda kullandığım plastik kanvastan şöyle taban ölçüsü kadar kestim. Bunu çantanın içine şu şekilde taban kısmına şuralarda köşelerde tutturarak, biraz da kenarlardan, ortalardan tutturarak sabitleyeceğim ve tamamlanmış olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene faydalanacağınız videolardan olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz destek amaçlı olarak beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.